Elif'indeyiz yine ve bu muhteşem o atmosferde size bu caminin Müslüman asırlarını ve bu caminin ışıklarının söndüğü, ezanlarının yasaklandığı, secde etmenin imkansız hale geldiği o 86 yılı ve bu süreçte neler yaşandığını şöyle bir kısaca hatırlamaya çalışalım. Ayasofya, Bizans İmparatoru Justinian tarafından yaptırılmıştı ve bu eser 532 yılında ibadete açıldı. Bundan 1453 yılına kadar geçen 900 küsur sene burada Hristiyanlık dini hakim oldu ve bu din mensupları burada ibadetlerini yaptılar. Şu az ileride halıların kaplı olmadığı mekanda Bizans imparatorları taç giydiler. Taç giyme törenleri burada yapıldı ve Ayasofya Hristiyanlık için çok önemli bir mabet oldu. Fakat Bizans İmparatorluğu'nun gücü yavaş yavaş kırıldı ve Kayı boyuna mensup Osmanoğulları İstanbul'a doğru geldiler. İstanbul'u kuşattılar. Sultan Yıldırım Bayezid döneminde, Çelebi Mehmet döneminde, Sultan II. Murat döneminde ve nihayet Fatih Sultan Mehmet devrinde İstanbul kuşatmaları hedefine ulaştı. Ve İstanbul fethedildi. Fethedildiği gün Fatih Sultan Mehmet geldi, burada şükür secdesi yaptı ve Cuma gününe, Salı günü fethedilmişti, Cuma gününe yetiştirilmesi talimatını verdi. Tabii o sırada İslam caminin içerisinde çeşitli yerlerde tasvirler, resimler, Hristiyanlık dinine ait olan bazı ekleme parçalar, mesela şu anki kıble tarafının, minberin bu tarafında doğuya bakan bir ikonostasis dedikleri, papazların arkasından çıkıp halkın önüne geçtikleri bir paravana vardı. Bu paravana kaldırıldı, üzerinde resimler vardı çünkü. Ve Ayasofya İslam ibadetine hazır hale getirildi. Ve o Cuma günü gül sularıyla yıkandı. Ve halılar serildi. Efendim burada çok Kur'anlar okundu o birkaç gün içerisinde. Ayasofya hem maddi hem manevi olarak İslam inancına göre temizlendi. Böylece Fatih Sultan Mehmet ikinci defa ilkine fetih günü nasip olmuştu girmek. İkinci defa bu Cuma günü geldi Akşemseddin Hazretleri ile beraber, kendi gazileriyle beraber, kimisinin kolu sarılı gazilerin, kimisinin bacağı sarılı, işte fetih sırasında çeşitli hadiseler yaşanmış, birbirlerine burada anlatıyorlar. Omuz omuza durmuşlar ve çok muhteşem bir atmosfer var o gün ve herkes çok duygulu. Tıpkı burada 2020 yılında açıldığı gün yaşanan atmosfer gibi bir atmosfer, ondan çok daha tabii güçlü duyguların yaşandığı bir atmosfer. Burada ilk Cuma namazı Akşemseddin Hazretleri tarafından kıldırıldı ve hutbede yine Akşemseddin Hazretleri tarafından okundu. Tabii o gün Fatih Sultan Mehmet Ayasofya Camii'nden çıkarken gaziler kendisine teşekkür ettiler. Buranın cami yapıldığı için kendisine şükranlarını bildirdiler ve İstanbul'un da başkent yapılmasını istediler ve İstanbul Fatih Sultan Mehmet'in kararıyla başkent yapıldı. Ayasofya'da İstanbul'un Ulu Camii haline getirildi. Asırlar boyu bizim fethimiz bu camide devam etti. İstanbul'u nasıl köşe bucak imar etmişsek, inşa etmişsek, ihya etmişsek Ayasofya'yı da asli halinde bırakmadık. Orijinal halinde bırakmadık elbette. Burası bir kilise olarak yapılmıştı. Fakat Müslüman zihniyetinde bu kilise olma özelliği şöyle yorumlanmıştı. Burası yapıldığı zaman 530'lı yıllarda, 530'lu yıllarda
İstanbul neydi? Hristiyanların elindeydi. Fakat henüz daha İslam tebliğ edilmemişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı teşriflerine daha 40 yıl kadar bir zaman vardı. Ondan sonra da bir tebliğe, Risalete, Bi'set-i Nebeviyye bir 40 yıl kadar zaman var. Dolayısıyla İslam tebliğinden, nübüvvetten yaklaşık 80 yıl önce bu eser yapılmıştı. Bu ne demek? Müslüman zihniyetinde şöyle bir karşılığı vardı bunun. O zamanki Hristiyanlar, o zamanki hak din mensuplarıydı. O hak din mensuplarının yaptığı bir eserdi burası, bir mabetti. Allah'a adanmış bir yapıydı. Dolayısıyla İslamiyet gelmediği için henüz o tarihte bildiğimiz manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dünyaya teşrif etmedi ve nübüvvet onun seçilip gönderilmesi dediğimiz Bi'set-i Nebevi gerçekleşmediği için burası İslam'ın bir eseri olarak kabul edildi. Hristiyanların değil. Dolayısıyla burayı her köşe bucağına, bakın şurada bir küçük çiçek motifi bile yapmışlar. Ve caminin içerisinde şu an üzerinde bulunduğumuz müezzin mahfili dahil olmak üzere çeşitli yerlerde maksureler, müezzin mahfilleri, vaiz kürsüleri, minber, mihrap, ondan sonra şu alanda birçok değişiklikler yapıldı. Asırlar içerisinde buranın estetiğine, bu eserin güzelliğine uygun, bakın avizeler bile o dönemin güzellik anlayışını yansıtacak şekilde estetik olarak tasarlandı. Yani burası İslam estetiğiyle buluşturuldu. İslam'ın estetik vizyonu buraya yansıtıldı. Karşıda bir kütüphane görüyorsunuz. Sultan 3. Ahmet'in yaptırdığı bir kütüphane. Bugün kitap yok içerisinde ama işte rahleler var, Kur'an-ı Kerimler var. Burası eklendi. Binanın içerisinde buna benzer mesela iki tane su küpü var. Bunlar gerektiğinde abdest almak için yahut su içmek için kullanılan biri güney tarafında, öbürü kuzey tarafında girişin. İki tane 1,5 ton su alabilecek iki küp. Bunlar Bergama'da bir kazı sırasında çıktı ve İstanbul'a getirildi. Sultan 3. Murat zamanında bu caminin içerisine konuldu. Dolayısıyla köşe köşe, bucak bucak burası güzelleştirildi ve üzerindeki tasvirler bugün maalesef açılmış vaziyette. Hristiyanlık dönemine ait tasvirlerin üstü veya işte burada melek tasviri yapmışlar. Onların yüzü kapatıldı. Kanatları kaldı, yüzü kapatıldı. Değişik yerlerde de üst katta ve mihrabın hemen üstünde bulunan bu mozaikler üstü badanalanarak, sıvanarak daha sonra kapatıldı ve ibadete engel olacak şeyler kaldırdıktan sonra dokunulmadı, başka şeyler yapılmadı. Sadece İslam inancına göre kitap, efendim dinle çok kopmaz bir bağ olduğu için bir kütüphane inşa edildi. 1847 yılına geliyoruz. 1847 yılında Sultan Abdülhamid'in babası olan Sultan Abdülmecid devrinde bina tamamen elden geçirildi. Baştan sona, tepeden tırnağa yenilendi, restore edildi ve mevcut eski şeylerin üstü açıldı, daha sonra kapatıldı ve buranın minyatürleri yapıldı, gravürleri yapıldı ve şu anda üst tarafta gördüğünüz bu devasa levhalar, ki onların boyları öyle 7,5 metreye 7,5 metre çapında, yani yaklaşık olarak bir 40-50 metrelik bir salonu dolduracak kadar büyüklükte tablolar buraya eklendi. Bu tablolardan ayrıca bahsetmek isterim çünkü Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Tosyalı Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin tablolarıdır. Bunlar kolay yapılacak şeyler değil. Yani hem uzaktan da güzel görünecek, kendisi de güzel olacak.
ve büyük olacak. Yani aşağıdan bakıldığında çok rahat görülecek. Aynı zamanda da binanın ambiyansına, havasına, estetiğine uygun olacak. Düşünün, 1847 yapılmış, 532 yılında yapılmış olan bir binaya yaklaşık 1000 küsur sene sonra eklenecek, ama o eserde bir yadırgatma duygusu uyandırmayacak bunlar. 8 tanedir bu levhalar. Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin efendilerimizin 8 levhası burada büyük olarak yer almakta. Onların küçükleri, ufakları mihrabın hemen üzerinde görünüyor, ufak asıl şeyleri. Orada 8 tane levhayı göreceksiniz. Onlar asıl levhalardır. Onlar yapıldı, sonra büyük levhalar ona bakarak, ona benzetilerek büyütüldü ve buraya asıldı. Kazasker Mustafa İzzet Efendi, hat sanatımızın en büyük sanatkarlarından birisi. Yani ilk 5'te sayabileceğimiz büyük hattatlarımızdan birisi. Aynı zamanda bir musikişinas, yani bestekar. Aynı zamanda hanende şarkı da söylüyor, icra ediyor. Aynı zamanda kazaskerliğe, yani Şeyhülislam'ın bir alt kademesine kadar, Rumeli kazaskerliğine kadar yükselmiş bir ilim adamı. Kitapları var, ilmi eserleri var, medreselerde okutulmuş ilmi eserleri var. Osmanlı bir adamı yetiştirdiği zaman böyle yetiştirir. Bir ilim adamı, bir sanatkar, hem de çifte sanatkar, hem musikide hem hat sanatında. Ve hakikaten yüce gönüllü bir insan, bir de onun tasavvufi yönü var ki bir ara saraydan bile kaçıyor bu tasavvufi duygularını tatmin etmek için. Gelelim 20. yüzyıla. 20. yüzyılın başlarında İstanbul işgal ediliyor. İşgal edilince neydi işgalcilerin amacı? İstanbul'un incisi olan Ayasofya'yı tekrar kilise yapmak. Fakat buna muvaffak olamıyorlar. Allah onları bu maksada eriştirmiyor. Ama Ayasofya'nın müze yapılması yahut en azından cami olmaktan çıkartılması için el birliğiyle çalışıyorlar. Savaş sırasında, mütareke döneminde bunu başaramıyorlar, fakat sonraki çalışmalar başarıya ulaşıyor. İngiltere, arkasından Amerika, bizzat Amerikan petrol kartellerinin sahipleri, Rockefeller gibi büyük milyarderler, John D. Rockefeller, G.R. buraya para yardımı yapıyor ve Mustafa Kemal'i ikna ettik diyorlar. Neticede burası Amerika'nın etkisiyle kilise yapılmak isteniyor. Kilise yapılamayınca da en azından cami de olmasın, bizim istediğimiz olmuyor, Müslümanların da istediği olmasın denilerek müze yapılma kararı alınıyor. Bu müze kararı hukuken hiçbir geçerliği olmayan bir kararname. Bunu yıllar yılı söyledik, dile getirdik. Üstadlarımız, büyüklerimiz dile getirdi. Ve Ayasofya'nın cami olmaktan başka bir şansı bulunmadığını defaatle dile getirdik. Hukuken başka bir çıkar yol yoktu. Burası bir vakıf. Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu, halen canlı olan Ebu'l-Feth Mehmet Han Vakfı, Sultan Mehmet Vakfı. Dolayısıyla bu vakıf hala var ve vakıf eserini vakıfının, vakfedenin maksadının dışında kullanılması hukuken mümkün değil. Öyleyse burası cami olacak, başka yolu yok dedik, bunu anlattık, bunu dile getirdik. Defalarca konuşuldu, mitingler yapıldı, efendim programlar yapıldı, protestolar yapıldı ve nihayet geçen yıl, 2020 yılında burası ibadete tekrar Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle ve Danıştay'ın verdiği kararla ibadete açıldı ve bugün artık cıvıl cıvıl ibadet ortamı haline
döndü. Aslına rücu etti. Burası tekrar mabet oldu. Dolayısıyla Ayasofya uzun bir mücadele verildi. Necip Fazıl'lar, Erbakan Hoca'lar, efendim bu eserin tekrar cami yapılması için burada emek veren Osman Yükselser'den geçtiler. Yazdılar, çizdiler, gündeme getirdiler ve neticede burası tekrar cami yapıldı. Elhamdülillah ki burada artık alınlar secdeye varıyor. Elhamdülillah ki tekrar halılar döşendi ve Ayasofya o kutsal tebessümüne yeniden kavuştu. İnşallah ebediyen ezanlar susmayacak ve alınlar secdeden kalkmayacak bu mabette, bu ulu mabette. Bugünlük bu kadar. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık efendim.